Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Rastlılara dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir yaşam ve sağlık programına daha birlikteyiz. Donay Hanım'la birlikte sunduğumuz çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Metin Tulgar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. 2002 yılında uluslararası bilim adamı seçildiniz. Nereden? İngiltere Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından. Beyin pilleri konusunda uzmansınız. Bugün beyin pillerinden bahsedeceğiz sizinle. Nöral stimülasyondan. Evet. Bu konuda hatta yeni buluşlarınız var. Daha önce olmayan. Onlardan bahsedeceğiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere sormalı. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir programa davet edip söz hakkı verdiğiniz için. Sizin beyin, nörolojik sistemler, biyofizik alanlarında pek çok çalışmalarınız, yayınlarınız var. Ve son dönemlerde de zaten Tulgar implant olarak bilinen beyin pili buluşunuz çok bilim çevrelerinde de önemli bir değer buluyor. Öncelikle tabii bizim için hani izleyicilerimiz için de beyin pili nedir? Yani beyin pilinin klasik bildiğimiz bir pilden farkı nedir? Bundan belki bahsedebiliriz. Şimdi beyin pili efendim tıp dilindeki adıyla nöroimplant. Cerrahi girişim sonrasında cilt altından nörostimülasyon yapan, sinir uyarımı yapan bir klinik araç. O zaman nörostimülasyonu da tanımlamamız gerekiyor. Nörostimülasyon nedir? Hastalık veya travmaya bağlı olarak fonksiyonunu kısmen yitirmiş olan sinirleri yapay puslarla depolarize ederek tekrar işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Buna nörostimülasyon diyoruz. Tabii burada dikkat edilecek husus kullanılan puslar rastgele şeyler değil. Bunların insan nörofizyolojisiyle uyumlu nitelikte olması gerekiyor. Bunlar aksi halde hastaya fayda yerine zarar verebilir. Şimdi stimülatör diyor ben bakıyorum piyasada işte Hong Kong'dan, Bangkok'tan, oradan buradan gelen transkütenin şeyler var. Evet. Cilt üzerinden uygulanan evet. Cihazlar var. Ne yediği belirsiz. Doktorlar da maalesef yanıltıyorlar. Hastaya fayda yerine zarar verir. Yani mesela ağrı kontrolü amaçlı kullanıldığında işte puls genişliğinin 500 mikrosaniyeyi aşmaması gerekiyor. Açtığı zaman C lifleri cevap vermeye başlıyor hocam biliyorsunuz. Bunlar da ağrı taşınmasından sorumlu olan lifler. Ağrıyı gidereceğim derken hastaya ekstradan ağrı yüklenmiş olabiliyor. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Hangi hastalıklarda nörostimülatör kullanılıyor beyin pilleri? Şimdi efendim çeşitli hastalıklarda kullanılabiliyor. Spinal cord stimülasyonu veya son zamanlarda onun yerine artık periferik sinir stimülasyonu gündeme gelmeye başladı. Bu ağrı kontrolünde kullanıyor. Mesela periferik sinir stimülasyonu özellikle fantom ağrılarda bu hayali uzuv ağrıları dediğimiz hani mayınlara basan bir ayağını bacağını kolunu kaybetmiş hastalarda yıllar sonra bazen hemen ilk ortopedik müdahalelerden sonra amputasyon sonrasında ağrılar başlayabiliyor. Bazen de mesela ben İngiltere'deyken 15 yıl sonra fantom ağrıdan şikayetçi hasta gördüm. 15 yıl sonra başlamış. Evet. Bunlar da biliyorsunuz nevrajik ilaçlar da çok faydalı değil. Yapılabilecek tek şey periferik sinir stimülasyonu veya spinal cord stimülasyonu yapılması gerekiyor. Bir başka alan vagus sinir stimülasyonu epilepsi ile mücadele konusunda. Sarı hastalarında. Evet. Sarı hastaları biliyorsunuz düşüp bayılıyorlar. Nerede ne zaman düşeceği belli. Çok ciddi bir hastalık. Olur olmaz bir yerde trafiğin ortasında düşse veya bir betonun üzerine düşse bu sefer beyin cerrahisine acil vaka olarak gidiyor. Epilepsiyi de ikinci planda bırakan bir problem üretilmiş oluyor. Yani ciddi bir hastalık. Evet. Bunlar da uygulanıyor. Şimdi bu VNS dediğimiz kısaca vagus stimülasyon. Alzheimer hastalarında da son yıllarda gündeme gelmeye başladı. Henüz standartize olmadı ama gündeme geldi ve pilot çalışmalar yapıldı.
Bir başka açılım yine VNS ile ilgili, çok önemli bir açılım, çok yakında gündeme gelecek. Kardiyoloji ile alakalı bir ayağı var. Evet. Bunda da hayvan çalışmaları devam ediyor. Son aşamaya geldi. İnşallah yakında insanda uygulamalar başlayacak diye tahmin ediyorum. Hangi kalp hastalıklarında? İşte efendim, nasıl? Genç grup hastalarda özellikle bu sigara içen genç grup, mesela 40-50 yaşlarında, evet, birinci MI'yi geçiriyor, kalp krizini geçirdi. Bunlar ikinci MI'da eks olma ihtimali çok büyük. Bu hastaların yani ölüme aday hastalar. Bunlar da eğer birinci MI'dan sonra yapılan hayvan modeli oluşturularak yapılan çalışmalarda görülmüş ki birinci MI'dan sonra eğer VNS uygulaması yapılırsa bunlar ikinci MI'yi geçirmiyorlar. Mekanizması nedir? Yani nasıl oluyor? Kardiyolojide ne yapıyor? Evet. Şeyi stabilize ediyor. Kardiyak aktiviteyi stabilize ediyor. Biliyorsunuz vagal sinir, evet, parasempatik sinir. Çok da becerikli bir sinir. Allah onu öyle bir yapmış ki. Maşallah. Mükemmel. Yani yukarıda iniyor, aşağıya doğru birçok yere gidiyor vücutta, yani birçok yere gidiyor. Tabii mideye gidiyor, kalbe gidiyor. Kalbe gidiyor, evet, pankreasa gidiyor, oraya, evet, buraya. Kalbe de gidiyor. Evet. Kalpte de ne yapıyor? Kalbin ritmini stabilize ediyor. Evet. Çünkü şimdi yaşlı grup hastalar bu MI'den sonra tölere edebiliyorlar. Hani 70 yaşında zaten ritim düşmüş. Evet. Onlar yine tölere ediyor ama genç grupta birdenbire bir vaka olunca bunların ikinci MI'da atlatma şansları çok zayıf. Bunlarda endikasyon var. Bir başka alan diyafram pacemaker'lar var. Frenik sinir stimüle ettiğimiz. Bilateral olarak yapılıyor. Sağlı sollu. Bununla da diyafram kası pace ediliyor ve solunum problemi yaşayan hastalar, ki buna ALS hastaları da dahil, biliyorsunuz Türkiye'de de çok büyük bir, tabii, popülasyondur ALS hastaları. Yani maalesef bu insanlar mobilize olamıyorlar. Makineye bağlı, kocaman bir makine işte hastanedeyse. Evet. Ondan sonra da BiPAP denilen cihazlar yapıldı işte. Kocaman bir şeyi beraberinde taşımak zorunda. Bunlara da frenik sinir stimülatörü çok minimize, küçük bir şeyle implante ediliyor ve diyaframı pes ederek soluk almaları sağlanabiliyor. Çünkü kendi kendilerine soluk alamıyorlar. Dışarıdan dolayısıyla, evet, müdahaleyle. Evet, evet. Beynin, evet, diyafram kası üzerindeki zaten bu bir çeşit biliyorsunuz kas hastalığı. Evet. Kontrolden çıkıyor beyin. Bunu biz beyne o dilini öğretiyoruz tekrar. Kasları, diyafram kasını, frenik siniri vasıta kılarak yapma imkanı var. Bir başka alan derin beyin stimülasyonu. Parkinson hastalarında, yine distonya dediğimiz yamularak yürüyen hastalar var ya, onlarda, evet, çok güzel sonuçlar alınıyor. Türkiye'de de yapılıyor. Evet. Harika sonuçlar alınıyor. Elini kullanamayan bir hasta çay kahve içemiyor, yazı yazamıyor. Derin beyin stimülatörünü 10 durumuna geçirdiği zaman kontrol kendinde, çok rahat elini kullanabiliyor. O titremeler bitiyor. Evet. Bir başka alan koklear implantlar. Bunda da işitme nöronları stimüle ediliyor. Bu da bir çeşit beyin pili. Yani burada da işitme nöronları stimüle edilerek yeni doğan çocuklarda biliyorsunuz %2 ile %7 arasında ağır işitme kaybıyla doğan çocuklar var. Evet. Bunlara işitme yetisini kazandırmak mümkün koklear implantlarla. Bütün bu çalışmalar mümkün. Maşallah. Tabii Allah mükemmel yaratmış. Bir doğal sistem var. Hatta beyinden bir an, saniyede bir katrilyon sinyal çıkıyor. Bütün vücudu ayın içinde yönetmesi, evet, aldığı, evet, sinyalleri, evet, değerlendirmesi, analiz etmesi. Evet. Muhteşem bir yaratılış sanatı Allah'ın. Tabii hastalığı da özel yaratmış Allah. Ama bir de çaresini de, değil mi? Çaresini de yaratmış. Yani evet, insanoğlu da çalışmış, gayret göstermiş, değil mi? Ben inanın neuroscience'la tanıştıktan sonra, mühendis kökenliyim ama sonra neuroscience'da doktora yapınca inancım %100 oldu. Maşallah. %100 yani, hiç şüphem yok. Bu değil kadar yani mükemmel bir şey varsa, evet, değil mi? Organizasyon varsa, evet, yani mutlaka bir organizatör var. Tabii sonsuz, tabii, akıl sahibi bir yapı. Şurada bir masa varsa bunu yapan bir marangoz var. O zaman bu kadar bu genetikler bilmem neler, DNA'lar bilmem neler, değil mi? Maşallah. Programlanmış. Evet. Ta levh-i mahfuzdan beri. Demek ki var bunun bir sahibi, değil mi? Bunun, tabii, bir sahibi var. Tabii yani insan aklına göre, yani bir yerde bir tasarım gördüğünde, bir mesela bir plajda
A harfi görsek, kumun üzerinde çizilmiş. Mutlaka biri çizmiştir onu. Yani o rüzgarla, yok dalgayla olmaz yani, değil mi? Olmaz. Bir tek bir harf bile. Şimdi DNA'ya bakıyoruz, 3.1 milyar harf. Son derece anlamlı, özel bilgiler. Kod içinde kod var artık yani. Şu an hala araştırılıyor hangi bilgi var diye. Tabii ki yani yaratıcısı var. Çok açık. Tesadüfen olmayacağı belli. Evet. Ben bu arada şunu ifade edeyim. 2010'da biz İstanbul'da Dünya Beyin Pilleri Kongresi yaptık. Giancarlo Barolat, Profesör Barolat. Benim de postdoc hocam Amerika'dan. Onu yaptık. Sağ olsun kırmadı. Ne demek dedi? Hemen geliyorum dedi. Geldi. Evet. İlk gün bir basın toplantısı yaptık. Gazeteciler şöyle bir soru sordular. Dediler ya bu nedir ya? Nöro implantlar, nöro stimülasyon, nöro implantasyon falan bunlar nedir? Dedi ki son 100 yılda tıpta iki tane önemli gelişme olmuştur. Birisi genetik alandaki gelişmeler hakikaten çok hızlı ilerliyor. Muazzam çalışmalar var. Bir de bu nöro stimülasyon dediğim şey. Bizi dahil de hayretlere düşüren sonuçlarla karşılaşıyoruz. Doğru. Yani çeşitli uygulama alanları var işte. Evet. Yani Allah demek ki bunun da bir şeyini, çaresini ortaya koymuş. Araştırınca gayret gösteren de veriyor. Tabii yani maşallah görüyoruz. Parkinson hastası hakikaten birçok şeyi yapamayacak duruma getiriyor. Allah yani özel yaratılmış. Tabii o da, onun da bir hayrı var inşallah. İnşallah. Fakat bir nöron stimülasyon yapıldığı zaman tamamen normale yakın bir düzeye geliyor. Yani bu tabii çok büyük mucize. Doğru. Evet. Dolayısıyla tabii çok güzel bir çalışma alanınız var. Bir de kendi katkılarınız var. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğiz. İnşallah. Sizin tabii uzmanlık alanınız olan konular var. İsterseniz ondan bahsedelim. Hangi konularda özellikle sizin bu tekniğiniz kullanılıyor? Hangi hastalıklarda daha şimdi efendim, teknolojiden bahsedecek olursak, beyin pilleri hala hazırda öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor ve başta ABD olmak üzere Kanada, işte Avrupa'nın, Batı Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, gelişmiş ülkelerde kullanılıyor. Türkiye'de de kullanılıyor ama yeterli miktarda kullanılmıyor maalesef. Çok fazla aday hasta olmasına rağmen az miktarda uygulama yapılıyor. Bunun da çeşitli nedenleri var tabii ki. Şimdi ilk implantlar radyo frekans iletişim sistemine göre yapıldı. İşte spinal cord stimülasyon. 1965'te The Spine Gate Control Theory diye biliyorsunuz bir meşhur bir teori. Kapı teorisi, evet. Çok önemli bir teori. Modern ağrı teorisi de diyebileceğimiz. Onu bir kısaca anlatır mısınız? Sizin konunuza bağlantılı çünkü. Şimdi efendim o teorinin yani? Aslı esası şu. Omuriliğin dorsal kısımlarında, omuriliğin arka taraflarında özel bazı hücreler var. Evet. T hücreleri dediğimiz hücreler. Bunlar periferiden gelen aktiviteyi kontrol ediyorlar. Periferiden işte C liflerinden geliyor aktivite. Bir de A beta lifleri dediğimiz kalın miyelinli lifler var. A beta lifleri hızla iletiyor. C lifleri de yavaş iletiyor. Miyelinli olmadıkları için. İnce miyelinsiz lifler bunlar. Şimdi bunlar omuriliğin arkasındaki şeye geldikleri zaman, bu T hücrelerin yoğun olarak paketlendiği yere geldikleri zaman T hücreleri üzerine etki oluşturuyorlar. Ve orada bir bilek güreşi oluyor. Eğer A beta lifleri kapıyı kapatmaya meyilli. C liflerinden gelen aktivite de o kapıdan geçip beyine ulaşmaya meraklı. Bunların üzerine bir mücadele oluyor. Ama A beta lifleri selektif olarak stimüle edilirse, ki bugün klinikte yapılan şey bu. İster cilt üzerinden stimülasyonda, ister cilt altından stimülasyonda. Biz selektif olarak A beta liflerini stimüle ederek ağrıyı kontrol edebiliyoruz. Bunlar çünkü hızla ileten lifler kapıya daha çabuk geliyor ve hızla kapıyı kapatıyor. C lifleri elinden gelen aktivite geçemiyor. Maşallah. Kapı ya bloke oluyor, kapatıyor. Evet. Ağrı beyine ulaşamıyor. Kapatamasa bile kapıyı aralık hale getiriyor. Yani ağrı puanı 70-80 olan bir hastayı ağrı puanını eğer 30'a 20'ye düşürüyorsanız o mutlu. Diyor ki ben buna razıyım, daha evvel nelerle karşılaştık diyor. Böyle. İki sene sonra, 1965'te bu teori konuldu. İki sene sonra ilk uygulama yapıldı. Spinal cord stimülasyonu şeklinde ağrı kontrolü amacıyla. Doktor Şeli ve meslektaşları, bunlar anestezist bir grup. Çok başarılı ameliyat yaptılar. RF sistemini kullanarak radyo frekans iletişimle beyin pilini yani ilk uygulamasını yaptılar. Ve çok da başarılı oldu. Şimdi
Yıllar sonra ben bu işlere başladığım zaman yani 35 yıldır ben beyin piliyle yatan, beyin piliyle kalkan bir insanım. Evet. Teknik anlamda, teknik kökenli bir nöroscientistim. Şimdi ben bu işlere başladığım zaman literatüre baktım. Acaba neler yapılabilir diye. Önce cilt üzerinden bir stimülatör yaptık. Transkütenis dediğimiz stimülatörleri yaptık. Ondan sonra beyin pili üzerine çalışmalarım başladı. Asıl çalışmalarım profesyonel olarak İngiltere'de başladı. Profesör John Mice benim supervisor'ımdı. O da şimdi emekli oldu. Yaşlı bir hocamız, değerli bir hocamız. Bu çalışmaları yaptık ve beyin pilleri üzerine Tulgar implant diye yeni bir implant çalıştırdım. Gerçi bu ismi verdiğim için bana biraz kızanlar falan oldu ama işte niye böyle bir Avrupa'ya isim takmıyorsun, hani fast food falan diyorlar ya. Buna da hani Tulgar demedi, George desen, Jack desen belki hoşlarına gidecek. Ben de Tulgar dedim ya, ne yapalım değil mi? Yıllarımızı vermişiz, o kadarcık da bir şeyimiz olsun. Neyse, şimdi Tulgar implantın diğerlerinden ayıran özellik şu. Tulgar implantın 3 tane özelliği var. Birisi bir defa küçük, emsallerine göre %80 boyutça küçük. Minimize ettik sistemi. İsterseniz müsaadenizle burada bir şey var, gösterebilirim. Böyle bu Amerikalıların yaptığı en küçük implant, nöro implant dediğim şey, beyin pili. Şimdi ben ilk versiyonda uygulaması yapılan sistemde bunu küçülttüm. Şöyle, bu tamamıyla pasif bir sistem. İçeriye şu klavikula kemiğinin hemen altına konuluyor. Ve çıkışta da şöyle bir elektrodumuz var. Bu elektrot benim kendi dizaynım olan bir elektrot. Bununla vagal sinirin etrafına, epilepsi hastası ise eğer buraya monte ediliyor. Vagal sinirin etrafına bu elektrot sarılıyor. Evet. Etrafına bir iki tur atılıyor. Bunu yaptık. Bu minimize olmuş bir sistem. İkinci özelliği ömürlük beyin pili. Dışarıdan şarj edilebiliyor. İlk versiyonu bunun semi implantable'dı. Yarı implantable. Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Yani içeriye bunu koyuyoruz. Dışarıda da böyle parmak ucu kadar minik bir şey var. Aktivatör var idi. Evet. Üzerine koyarak 24 saat bu non-stop çalışıyor. Hastanın bir şey yapmasına gerek yok. Haftada bir şarj ediliyordu. Geliyor işte yarım saatte faz şarjın yapılıyor. Yarım saatte şarj ediliyordu. Daha sonra biz bunu yaptık, başarılı olduk. Birçok epilepsi hastasında başarıyla kullanıldı. Amerikan implantlarına göre 5 kat daha başarılı oldu. Neden 5 kat başarılı oldu? İşte bilimsel nedenleri var. 3 tane özelliğimiz var. Birincisi minimize olması. İkincisi ömürlük beyin pili olması. Hasta bunu ömür boyu kullanabiliyor, ihtiyacı olduğu kadar. Mesela ağrı hastalarında genellikle öyle oluyor. Ağrıyı ömür boyu kontrol etmek gerekebiliyor. Üçüncü ve en önemli özelliği bence vücudun kendi dilinde stimülasyon yapıyor. Vücudun bir dili var. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir dil var. Nedir bu dil? İşte kalp ritmi var, solunum frekansı var, metabolik hız var. Evet. Yani gece uyuduğu zaman metabolik hız düşüyor. O zaman o tedavi programının da yavaşlaması gerekiyor. Ben de bununla uyumlu bir stimülasyon programı geliştirdim. HBP dediğimiz heart, kalp, breath, breath'in nefes alma, solunum, position, pace'ini alarak HBP mode of stimulation dedim. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Biz şimdi bir arayüz programı geliştirdik. Yeni sistemde tamamıyla implantable, dışarıdan recharge edilebilen bir sistem. O da küçük. Diğeriyle kıyaslandığı zaman, hakikaten yan yana koyduğumuz zaman %80 boyutça küçük. Hala da küçük. Evet. Şimdi bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Vücudun diliyle uyumlu bir stimülasyon oluyor. Rastgele bir şey değil. Yani hasta gelmiş, şikayeti var. Aa tamam, gel sana biraz elektrik vereyim, meseleyi halledeyim. Böyle bir şey yok. Yani vücudun bir dili var. Vücudun nörofizyolojisiyle uyumlu yapılması lazım. Fizyolojik olarak önceki çalışmalarla belirlenmiş parametreler var. Mesela kalp ritmi biliyorsunuz hastanın yaşına göre, cinsiyetine göre değişiyor. Bayan da ayrı, erkek de ayrı, işte yaşına göre ayrı. Bunları dikkate alarak yine solunum frekansları da benzer şekilde yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebiliyor.
Bunları dikkate aldım ve 7 tane program standartize ettim. Bu 7 program mesela çocuksa A programı. 12 yaşına kadar olan çocuklara A programı. 13-19 yaş arası bir program. 19-49 yaş arası bir şey. 50 yaş, 70 yaş. 70 yaştan yukarısı diye. Gece de uyuduğu zaman bu parametreler yavaşlıyor. Stimülasyonun da tedavinin de yavaşlaması lazım. A programındayken daha yavaş olan bir alt programa geçiyor. B'ye otomatik olarak. Hastanın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Evet. Arayüz programından uygulayıcı doktor, nörolojist gerekli şeyleri girince bu aynı zamanda arşiv niteliğinde işte hastanın adı soyadı bilgileri girdiği zaman program otomatik olarak onun için en uygun, en optimal seçeneğe gidiyor. Diyelim ki A'yı seçti, A olarak devam ediyor ama gece uyuduğu zaman program yavaşlıyor. Onu da Sense'den bir sensörümüz var yine bizim geliştirdiğimiz dizaynda. Sensörümüz var. Sensör algılıyor ve gereğini yapıyor. Yani biz bu frekansları, pulsları falan şeye vermiyoruz. Ne doktora veriyoruz ne hastaya veriyoruz. Hiç gerek yok. Bu yıllar süren tecrübeler neticesinde netleşmiş olan bazı şeyler var, bilgiler var. Onların doğrultusunda 7 tane programı hastanın durumuna göre sunmuş oluyoruz. Bu şekilde yapılıyor. Aslında önemli bir şey söylediniz. Burada mesela pilin yaş için de herhangi bir sınırı neredeyse olmamış oluyor. Şimdi efendim şöyle güzel bir soru sordunuz. Gerçekten açıklanması gereken bir noktaydı bu. Şimdi yabancı implantlarda büyüklüğünden dolayı cerrahide zorluk var biliyorsunuz. Sayın hocam siz de cerrah olarak büyük bir şeyi vücuda koymakla küçük bir şeyi koymak arasında büyük bir fark var. Tabii ki. Yani sizin işinizi de kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi bunu koyduktan sonra tabii çalışacak ama Amerikan implantlarında yani ben özellikle onları kötüleme anlamında falan söylemiyorum yani. Herkesin çalışmalarına saygımız var. Tabii. Biz de bu çorbaya bir tuzunu biberini koymaya çalışıyoruz kendi çapımıza. 12 yaştan küçüklere pek izin verilmiyor. Ama bazen çaktırmadan 7-8 yaşlarında falan yapıyorlar. Tulgar implant ise küçüldüğü için bebeklerde dahi uygulanabilecek hale geldi. 36 ayı doldurmuş olmak şartıyla. Çünkü çocuk nörologlarının tavsiyesi doğrultusunda biz beyinde korteksin gelişimini tamamlaması için 36 ayı bekleyin diyorlar. Biz de onların tabii ki bilimsel bir şeydir. Onun işin uzmanı onlardır. Onu dikkate alarak uygulamalar yapılıyor. 36 ay doldurmuş bebeklere dahi yapılıyor. Nitekim 5-6 yaşında çocuklara yapıldı. Yani okula gidemeyen çocuklar vardı, okula başladılar. İşe giremeyen delikanlılar vardı. Onlara yaptık. İşe girdiler, çalıştılar yani. Çok şükür. Evet. Başarılı oldu herhalde. Hangi hastalıklarda ne kadar iyileşme sağlıyor? Şimdi bu, tabii yani yüzde kaçında hastaların bir düzelme görüyorsunuz? Evet. Ne kadarında tabii beklenenin altında oluyor bu gelişme? İsterseniz ondan bahsedelim. Tabii hastalığa göre de hastaya göre değişir ama. Güzel bir soru oldu. Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz tıpta siz de bir tıp mevzulu olarak 2 kere 2 4 değil. Tabii. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yok, evet. İlaç da verirsiniz. Bazı hastalarda iyi gelir. Bazı hastalarda gelmiyor işte yani yapacak bir şey yok. Yani isteriz ki hepsine iyi gelsin ama bazen de sonuç alınamayabiliyor. Biz ağırlıklı olarak epilepsi hastalarında uygulama yaptık. 105 epilepsi hastası yaptık ve bunu yayınladık. Uluslararası saygın bir dergide de yayınlandı. Şimdi bizim hastaların %56'sında nöbetler durdu. Epileptik nöbetler durdu. Bir kere hangi, şimdi tabii saranın da çeşitleri var. Var. Yani vücudun bir kısmından saralar var veya bütün genelini içine alan hangi tip sara hastalarında şimdi, daha ziyade kullanıyorsunuz? Şöyle... Drug resistant olmak şartıyla yani refraktörü epilepsi dediğimiz dirençli epilepsi. İlacı dirençli. İlaçlı her türlü epilepsi de uygulanabilir. Evet. Uygulanabilir. Şimdi bakıyorsun biliyorsunuz MR'a bakılır epilepsi hastasında bir de EEG'ye bakılır. Bunlar klasik kriterler. MR'a bakıyorsun tertemiz bir fotoğraf. Pırıl pırıl bir fotoğraf. Organik bir problem yok. Ama klinik tablo olarak hasta düşüyor bayılıyor. Yani problem var. EEG'ye bakıldığı zaman efendim EEG'de
biyoelektrik noksanlığından, biyoelektrik düzensizliğinden bahsediliyor. Evet. İşte bizim aradığımız şey bu. Hastalarda, yani epileptik hastalarda endikasyon. Birincisi bir defa MR'ı temiz olacak. Ha, yani şimdi, tümörü yok, bir kitlesi yok, bir şey yok, görünen bir şey yok. Tümör varsa tümör olacak tabii, yani. Tabii. Şimdi kalkıp evet. beyin pili koymak tabii. o hastaya da şey olur değil mi? Yani evet. boşuna bir şey olur, boşuna enerji kaybı olur. Ama MR'ı temiz, evet. EEG'de problem varsa bunlar bizim aradığımız hasta. Evet. Ve bunlara uygulama yapıldığında hakikaten sonuç alınabiliyor. Bir de şeyden bahsedelim mi bu konu %56 dediniz düzelme. Ha, %56. Çok yüksek bir oran. Evet. Şimdi, çünkü ilaca cevap vermeyen hastalar zaten. Evet. Hayatları çalışmalı implantlarda bu %10. Ben söylemiyorum yani kendi web sayfalarında evet. rapor ettikleri bir şey. Nöbetleri sıfırlananlar %10. Hatta Amerika'da sigorta şirketleri özel olduğu için biliyorsunuz evet. özel çoğu. Buna da artık itirazlar başladı yani. Nedir bu dünya kadar paramızı alıyorsunuz? Evet. Ortada sonuç yok. %30'da sıfır sonuç. Yani yapılan 100 tane hasta yapılıyorsa 30 tanesinde hiçbir etkisi görülmemiş. Evet. Sadece %10'unda da tam başarı var. Evet. Bizde %12'de biz cevap alamadık 105 hasta serimizde. %12'de evet. cevap alamadık. %56'da tam cevap aldık. Peki sizce neden kaynaklanıyor bu fark? Bu fark bence bu vücudun kendi lisanını kullandığımız için. Evet. Yani vücudun kendi nörofizyolojisine uygun tarzda stimülasyon yaptığımız için ondan kaynaklandığı görüşündeyim. Evet. Bu paper'da 2012'de yayınladım. Buna da hayatımın paper'ı diyebilirim. Nöroloji terapi bir ilk evet. sayısı çıktı. Gönderdik research article olarak yayınlandı. Birçok da atıf aldı. Yani burada tabii o nöroaktif sinyallerin vücuda uyumluluğu önemli bir şey. Üzerinde durulması gereken evet. bir husus. Ben bunu yıllardır dillendiriyordum. İşte en son paper'a döktük. Ama şimdi İngilizler, Fransızlar, Almanlar falan yeni yeni başladılar işte ya vücut dilinde de stimülasyon yapılsa iyi olur falan demeye başladılar. Evet. Bu bizim yıllardır dillendirdiğimiz bir şey. Şimdi bir de şeyden bahsedelim mi hocam bu konu açılmışken niye etkili? Şimdi VNS ile ilgili nedenler ne? Neden başarılı oluyor bu beyin pili dediğimiz şey, uygulama? VNS'te. Yani vagal stimülasyon. Evet. Vagal stimülasyon. Şimdi biliyorsunuz epileptik nöbetler beyinde zaman zaman anormal elektriksel deşarjlar oluyor evet. beyin hücrelerinde. Bunlar neden kaynaklanıyor? Biyoelektrik düzensizliğinden, yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz de ne yapıyoruz? Vagus sinirini bir kablo gibi kullanarak beyin o konuda işlevselliğini yitirmiş evet. ama buraya beyin pili dediğimiz bir şey koyuyoruz. Bu vagus sinirini kullanarak aşağıdan yukarı doğru eksik olan biyoelektriği gönderiyor ve biyopotansiyelleri stabiliz hale getiriyor. Evet. Ve nöbetler oluşmadan, epileptik nöbetler oluşmadan blok etmeye çalışıyoruz. İkinci önemli husus, yine literatürden edindiğimiz bilgileri paylaşıyorum sizinle. PET çalışmalarıyla, PET en mükemmel görüntüleme tekniklerinden birisi biliyorsun. Hani kanıta evet. dayalı tıp diyoruz ya. Evet. O, bununla kanıtlandı. Kanlanmayı arttırıyor beyinde. Beyinde kanlanmayı arttırıyor. Bu çok ilginç. Ben soruyordum mesela bilgilendirirken hastayı. Sigara içiyor musun kardeşim? Kimisi diyor ki ben sigara içiyorum. Ya. Sigarayı asla bırakamam. O zaman kusura bakma sana beyin pili yok. Niye? Çünkü sigara kanlanmayı azaltıyor. Biz arabanın şeyine basarken, gazına basarken sen frenine basarsan ne olur? O araba yol alamaz. Evet. Yani bundan feragat edeceksin. Onu kabul edenlere uygulanması daha uygun oluyor. Kanlanmayı arttırıyor. Yani ikinci elde evet. ettiğimiz veri bu. Bir başkası serotonin seviyesi. Biliyorsunuz bu nörotransmitterlardan birisi. Evet. Serotonin seviyesini arttırdığı görüldü. Yine bu da kaliteli biyokimyasal çalışmalarla evet. kanıtlandı ki serotonin seviyesini arttırıyor. Zaten ondan sonra depresyonda kullanılması gündeme geldi beyin pillerinin. Ben ondan daha önce bahsetmedim. Depresyonda da kullanılıyor. Şimdi hocam ben hastaya bakarım. Ben hekim değilim. Yani mühendis kökenli evet. neuroscientistim ama hastaya bakarım. Yok Amerikalı şunu söylemiş. Yok birisi makale yazmış, şunu yazmış falan. Yok. Hasta yalan söylemez. Elinde sonunda hani geçici plasebo etki dediğimiz psikolojik etkenlerle hani şey oluşuyor falan evet. ama o da çok uzun sürmez.
Neticede hasta doğruyu söyler. Evet. Gelir hekimin karşısına, bu iyi geldi bana der veyahut da gelmedi der. Evet. Şimdi bu serotonin seviyesini arttırmasından dolayı, serotonin de biliyorsunuz mutlulukla alakalı. Ne kadar serotonin fazlaysa vücutta o kadar mutlu insan. Dolayısıyla depresyonda kullanılması gündeme geldi. Mesela majör depresyon falan deniliyor. Yani genelde çok ağır depresif şeylerde kullanılmıyor ama bize bir hasta gelmişti. Sinop'tan geldi. Böyle orta yaşlı bir hanım. Oğlu var. Çocuk çok başarılı işte. Fen lisesinde okuyor. İllaki tıp fakültesine gireceğim. Hatta Türkiye'de dereceye gireceğim falan diye iddialı konuşan bir çocuk. İntihar söylemleri başlamış. Depresif hasta. Durduğu yerde duramıyor. Kıpır kıpır ve ben intihar edeceğim falan diye işte. Babası getirdi. Yaşlı bir babası var. Neticede çocuk da dershaneyi bırakmış, okulu bırakmış. Annem intihar edecek, ben niye okuyacağım? Boş ver falan demeye başlamış. Aile sıkıntı içindeydi. Dedim ki bakın sizin yani literatürden edindiğimiz bilgilere göre majör depresyon çok ağır bir vaka var ortada. Evet. Size uygulanması pek doğru olmayabilir. Yani garantisi yok. Zaten hiçbir hastaya ben hocam garanti verir misin diyenlere yok, garanti yok. Ben kim oluyorum ya garanti vereceğim? Sana garantiyi Allah-u Teala verir. Tabii şifa kim Allah'tan. Verecek, şifa doğru. Allah'tan. Biz doğru. Vesile oluyoruz. Yani tabii. Bir şey yapmışız, işte uyguluyoruz besmeleyle değil mi? Olursa olur. Tabii. Ne yapacaksın tabii. Yani? Bunu böyle söyledik. Yok dedim hocam ben bunu istiyorum dedi. Babası da illa yapalım dedi yani. Başka çaremiz yok işte. Bir sürü ilaçlar kullandı falan. Evet. İntihar söylemleri var. Yaptık o hastaya. Maşallah tamamdır. Maşallah. O kurtuldu. Yıllar oldu. Şimdi o, İstanbul'a da geldiği zaman hala ziyarete gelir. Yani memnun. Ne güzel. Sevap. Maşallah. Evet, vesile olmuşsunuz. Çok güzel. Evet. Mesela farklı hastalıklardan bahsettik ama bunların hepsinde uygulama olarak aynı yere mi uygulama yapıyorsunuz? Yoksa mesela dediğiniz vagal sinirin arka tarafı o bölgeler dediniz. Farklı hastalıklarda mesela depresyon olsun, Alzheimer olsun, epilepsi de o şekilde diyelim. Hani farklı yerlere nasıl bir uygulama yapılıyor? Şimdi hastalığın türüne göre uygulama şekilleri değişebiliyor. Tedavi programı da değişiyor. Mesela evet. Bir depresif hastaya uygulanan tedavi programıyla işte epileptik hastaya uygulanan. Aynı VNS uygulanıyor. Vagal stimülatör olarak uygulanıyor ama aynı elektrot ama tedavi programı farklı. Yerleşimi de farklı olabiliyor. Epilepsi de vagal stimülasyonda şu kemiğin altına konuluyor. Buradan işte elektrot cilt altından gidiyor. Vagal sinirin etrafına konuluyor. Ama bu derin beyin stimülasyonu gerekiyorsa eğer evet. Parkinson hastasında taramik stimülasyon yapılıyor. İşte stereotaksi uygulanıyor. Yani uzun bir ameliyat. 10 saatlik bir ameliyat. Çok zahmetli. Bu vagal stimülasyon 1,5 saat en fazla yani. Bilen cerrah o kadar da sürmez yani. 1,5 saatlik bir operasyonla iş tamamlanmış oluyor. Şeyde periferik sinir stimülasyonunda periferide herhangi bir sinire evet. Derde problem varsa onun etrafına elektrodumuzu aynı elektrot sarılıyor. Evet. Tedavi programı farklı. Tabii orada sensörü şeyleri, duyusal lifleri stimüle ettiğimiz için orada hasta parestezi dediğimiz bu şeyleri işte tatlı bir karıncalanma şeklinde hissediyor stimülasyonu. Ama vagal stimülasyonda hiçbir şey hissetmiyor. Çünkü parasempatik sinir, motor sinir olduğu için evet. Burada stimülasyonu hissetmiyor. Ama o görevini yapıyor. Yani işte 1 dakika 10 3 dakika beklemeler şeklinde programımız çerçevesinde görevini yapıyor. Hasta bir şey hissetmiyor. Hocam peki mesela hani şarj ederken dışarıdan ona bir şey mi yaklaştırıyorsunuz mesela? Nasıl bir şarj etme sistemi var? Şimdi efendim ilk versiyonda o versiyonu kullandık. Dediğim gibi semi yarı implantable bir şeydi. Dışarıda parmak ucu kadar bir aktivatörümüz vardı. O aktivatör haftada bir, 10 günde bir dışarıdan şarj edilebiliyordu. Çok kolay. Ona bir şarj şeyi, portatif bir şey veriyorduk. Fişe takıyor. Onun da üzerine mıknatıslıydı o. Bunu aktivatörü bağlayınca yarım saat içerisinde en fazla şarjını gerçekleştiriyordu. Şimdi o şeyi yaptım ben. Bazıları dediler ki ya bunun niye yarısı içeride, niye yarısı dışarıda? Evet. Dedim ne olmuş yani? Bir zararı var mı? Kime ne zararı var?
yarısı dışarıda olsun. Yani şuraya bir şey bandajlanmış. Önemli olan hastanın mutluluğu değil mi? Bu görevini yapıyor. Hatta hiç unutmam, bir şey, bir yerde konferans verirken bir beyin cerrahı arkadaş dedi ki, ya dedi bu deri olmaz dedi, hasta denize giremez. Bu yani dışarıdan filtre var ya, bu dedi hasta bununla denize giremez. Tövbe estağfurullah şimdi yani, ya dedim bir epilepsi hastasının her şeyi tamam da denizi mi noksan? Evet. Yani girer, niye giremesin? Aktivatörü koyar kenara bir yere, mayosunu giyer, yanında da bir birisi olması lazım çünkü on her zaman düşebilir. Tabii. Yani Amerikan implantı da konulsa yine yanında onun birisinin bulunması lazım. Yani çok büyük riske edersin o hastayı, denize evet. giremez. Çok ciddi bir hastalık denize, sonuçta. Gelir tekrar aktivatörünü koyar, duşunu alır, aktivatörünü koyar, yoluna devam eder yani. Böyle yorumlar yapıldı. Ben de bunları duyduktan sonra şimdi bu yeni versiyonu onun için yaptım. Dedim ki yani elim ayağım tutuyor. Yani yoluma devam ediyorum. Dedim ben madem ki böyle eleştiriler evet. falan oluyor. Bunun fully implantable, tamamıyla vücudun içinde dışarıdan şarj edilebilir olanını yapacağım. Onun da ömürlük olanını yaptık. Bu da ömürlük beyin pili, yeni versiyon. Bu dışarıda hiç ölüm yok. Bunun. Dışarıda hiçbir şey yok. Bir arayüz programı var şeyde, bilgisayarımıza. İlk doktor onu programlıyor. Teknik ekipte yardımcı oluyor. Evet. Programlıyor, çalışıyor. Ama sizin sorduğunuz soruya gelince onun da şarj edilmesi gerekiyor. 6 ayda bir hasta hastaneye gelecek. Teknik ekip bir şeyimiz var, bilgisayara bağlı. Şarj ünitemiz var. Evet. Onun da şarjını yapacak, gönderecek hastaya. 6 ayda bir böyle bir olayımız olacak. Böyle. Evet. Ağrı konusunda yüzde kaç başarı elde ediyorsunuz? Hocam ağrı konusunda çok önemli bir uygulama. Özellikle bahsettiğim evet. gibi fantom ağrılarda maalesef ilaçların çok fazla aktif şeyi yok. Evet. Mesela bir bayan vardı, tren kazası geçirmiş, öğretmen hanım, genç sayılır yani orta yaşlarda. Çok büyük bir problem. Gece gündüz iki taşın arasında yani. 24 saat non-stop ağrı biliyorsunuz. Evet. Yani ilaçla çaresi de yok. Aile de perişan. Annesi, ablası falan perişanlar. Yani onlara mesela spinal cord stimülasyonu ile yardımcı olmaya çalıştık. Rahatladı. Rahatladı. Maşallah. Yani ağrıda da çok etkin kullanımı var. Başka hangi tip ağrılarda kullanılıyor? Hocam şimdi bel ağrısı, omuz evet. ağrısı her türlü ağrıda kullanılabilir. Mesela, yine baş ağrılarında, migren ağrılarında evet. kullanılabilir. Periferik sinir stimülatörü. Evet. Oksipital yapılıyor. Çeşitli uygulama alanları var. Mesela evet. Cihan Carlo Baralat bunu çok güzel uyguluyor şimdi. Emekli oldu. Evet. Colorado'da bir yere yerleşti. Kendi kliniğini kurdu. Evet. Çok başarılı. Yani yılda 200 implantasyon yapıyor. Hala da devam ediyor. Yani yaşlı başlı ama sağlığı da yerinde maşallah. Devam ediyor. Evet. Peki bu mesela pili kullanması sakıncalı olacak birisi var mıdır? Mesela kullanmaması gerekebilecek birisi veya yan etki oluşma ihtimali herhangi bir şey olabilir mi? Şimdi efendim soruyu iki bölüm halinde almış olalım. Tabii herkese uygulanmıyor. Yani her epilepsi hastasına beyin pili uygulanır diye bir şey yok. Kriterler var. O kriterlere uyuyorsa onu da koyacak olan nöroloji hekimi. Nöroloji hekimi diyecek ki bu hasta dirençli epilepsidir. Buna beyin pili düşünülebilir demesi lazım. Bu hastaların sayısı da %10. Yani ben inanıyorum ki Türkiye'de 50 bin dirençli epilepsi hastası var. Çeşitli farklı yaşlarda. Evet. Efendim bunun 50 bin hasta için beyin pili olmazsa olmazı. Vagal stimülasyon gerekiyor. Ama bu çeşitli nedenlerle az sayıda uygulama yapılıyor. Tahminim yılda 100 civarında vaka yapılıyor. Aslında çok fazla yapılması lazım. Evet. Şimdi Japonya bunun farkına vardı. En son Londra'da katıldım 2011'deki Dünya Kongresi'nde tartışıldı. Japonya'nın nüfusu bizimle aşağı yukarı aynıdır. Dolayısıyla orada da 50 bin hasta var. Evet. Dediler ki biz bu epileptik popülasyonu işte 20 senede bir planlama yaptılar yani. 20 senede bunu elimine edeceğiz. Ne yapacağız? O zaman bizim yılda işte kaç tane yapılması lazım? 2500 tane beyin pili yapılması, vagal stimülatör evet. kullanılması lazım. Amerikan implantlarını kullanıyorlar ve Japon hükümeti bu paraları da ödüyor. Tıkır evet. tıkır yapılıyor. Yani
Türkiye'de de 50 bin hasta var. Ve şunu söyleyeyim. Antiepileptik ilaçlar pahalı ilaçlar. Tabii. Yani 2 yıllık epileptik ilaç masrafıyla bir hastaya beyin pili takılır. Tabii farklı yan etkileri takılır. Olan ilaçlar. Ve Türkiye'de o yükten kurtulur. Yani hastaların en azından yarısı ilaçlardan da kurtuluyor. İlaçların olumsuz yan etkilerinden de kurtuluyor. Yani her hastaya yok. Belli kriterler var. Yan etkisi olabilir mi dediniz? Hiçbir yan etkisi yok. Yani ilaçlar gibi değil. Evet, mesela, çünkü ilaçların çok ciddi yan etkileri var. Çok ciddi yan etkileri var işte. Bağımlılık yapıyor, evet. Dozaj arttırılıyor vesaire. Hatta saydığımız bütün hastalıklarda depresyon ilaçları da, Alzheimer ilaçları da, evet, hepsinde evet, yan evet, etkiler evet. var. Hasta alıyor. Epileptik hastalarda işte depresyonda uyur gezer gibi dolaşıyor. İlaçları tabii. alıyor böyle evet. ağır ilaçlar. Günde 4-5 çeşit ilaç alıyor. Evet. Ondan sonra bakıyorsun. Uyur gezer gibi dolaşıyor. Yani yaşam kalitesi düşüyor. Evet. Bu bir kere uygulanıp ömürlük bir şekilde hakikaten uygun hastalarsa ciddi anlamda bir sonuç verebilecek bir yöntem. Şimdi biz birinci uygulamamızda işte 105 epilepsi hastası yapıldı. Bunlardan %56'sında nöbetler sıfırlandı. Nöbetler sıfırlandıktan sonra hasta biraz evet. izleniyor nöroloji hekimi tarafından. Evet. Ve diyorduk ki hastaya, işte tamam kardeşim senin problem çözüldü, ilaçlardan da kurtuldu ama bu senin malın, o aktivatörü, küçük aktivatörü götür bunu evde bir çekmeceye koy, hatıra olarak sakla. Ha ileride başladı mı? Tekrar, bu senin malın, koy buraya çalıştır. Biz de sana teknik olarak ne gerekiyorsa yardımcı olalım evet. diyoruz. Şimdi yenisinde de biz bunu dışarıdan kontrol edebiliyoruz. Yani ola ki hasta yaptı, kullandı, memnun oldu, nöbetler sıfırlandı. 2 yıllık periyot tabii izlenmesi gerekiyor evet. en az 2 yılda emin olmak için. Ondan sonra biz bunu bilgisayardan kapatıveririz. Durdu. Bu artık vücudun bir parçası gibi bir şey. Yani herhangi bir protez gibi bir şey. Bir sorun yok. İçeride hazır nazır bekliyor. İleride başladı mı? Tekrar aktive ederiz, çalışır. Bu şekilde. Çok çok iyi tabii. Biyolojik olarak da vücutla uyumlu. Herhangi bir sorun uyumlu. Da çıkartmıyor. Biyo-uyumlu materyaller var tabii. Onların kullanılması gerekiyor. C belgelendirme yapılması gerekiyor. Certificate of Europe. Hı. Şimdi yaygınlaştı biliyorsunuz her şeyle. Sağlık Bakanlığımızı da tebrik ediyorum. Bu konuda çok duyarlılar. Evet. Yani bu tıbbi cihazlara çok güzel standartizasyon getirdiler. İlla ki diyor C belgesi alacaksın arkadaş diyor. Yani tabii masraflı işler. Zaman gerekiyor, emek gerekiyor. Bunları almadan diyor sen bunu kullanamazsın diyor. Çok da yerinde bir şey bence yaklaşım. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü insan hayatı yani neticede. Tabii. Yanlış tabii. olursa olmaz. Çok güzel bir şey tarif ettiniz. Hem boyut olarak küçülmüş olan hem fiyat olarak daha ucuz hem de daha etkiliyse daha etkili. Kullanımı yani çok kolay. Maşallah. Evet, faydalı. İnşallah daha da yaygınlaşır. Devletimiz de bu konuda yardımcı olur. Hastalarımıza da şifaya vesile olur. Hakikaten İnşallah. Ağır hastalıklar söylediğiniz hastalıklar. Bir de diyorsunuz zaten ilaca tedavi vermeyen hastalıklarda artık son çare tabii. olarak yapılıyor. %50'de başarı sağlıyorsa hakikaten bir şey yani bu. Önemli tabii. Önemli tabii. Tabii iki kişiden biri iyileşiyor demektir bu. Yani tabii. Çok kabaca. Güzel bir şey. Bir de iyileşmiyorsa da zaten biz ekstra bir zararı yok değil Kaybedecek mi? Kaybedecek evet. bir şey yok. Kaybedecek bir şey yok. İyileşmedi mi? Kapatırız onu. Kapatırız. Dursun evet. orada Evet. Bitti. Tekrar yani onu çıkartmaya falan da gerek yok. Evet. O da bir ameliyattır neticede. Yani İsterse çıkarttırır da. İsterse ayrı çıkarttırır. Yani. Ayrı bir şey. Evet. Yani, o da ayrı bir şey. Büyük bir ameliyat Doğru. değil tabii neticede. Doğru. Doğru. Ama önemli olan bir zarar olmaması. Yani zararı olan bir şey tabii riskli olur. Doğru. Yoksa zararı yoktur yani. Hiçbir zararı evet. yok inşallah. Evet. Rakipleriyle kıyaslandı her yönden avantajı. 2-5 yılmış bildiğim kadarıyla diğer rakip olabilecek piller kullanıldığında evet. mutlaka değişmesi evet. ya da yenilenmesi. Hani böyle bir evet. şeyin sürekli evet. bir ameliyatı yapılması var. Bir de bir kere de Tabii. çözülmesi var. Evet. Evet. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Hocam müsaadenizle son olarak şunu söylemek Tabii. istiyorum. Milletime şu mesajı vermek istiyorum. Ben inşallah Aylin Hanım'ın programında önümüzdeki günlerde yaşamdan portrelerde de bazı şeyleri dillendireceğim. Şimdi biz burada teknik bir şey yaptık. Evet. Tıbbi teknik yönlerini ön plana alarak konuştuk. Şunu söyleyeyim, beyin pillerinde Türkiye dünyanın yıldızıdır. Bu benim başarım değil, bu Türkiye'nin başarısıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. Evet. Hani marka diyorlar ya işte biz marka üretelim falan. Al sana marka işte.
Böyle Türk otomobili yok mu? Ya, otomobil ne olacak? Otomobili herkes yapıyor. Evet. Sağlıkta en yüksek teknoloji. Beyin pili yaptı Türkiye. Beyin pili yaptı. Maşallah. Biraz destek. Biraz desteğe ihtiyacım var. Biraz destek verilirse eğer Türkiye yani bu beyin pillerinde tartışmasız dünyada bir numara olur. Ben de elim ayağım tutuyor. Yani elimden geleni yaparım. İnşallah ülkemize hizmet etmek bize nasip olur. Daha İnşallah. İyi boyutta inşallah. Allah razı olsun tabii. Sağ olun. Neticede Allah razı olsun. İnsanların şifasına vesile olacak bir şey. Bu bir lüks değil bu. Lüks değil. Tabii ki. Ihtiyaç. Evet, çok büyük ihtiyaç tabii. Yani o hastalara sormak lazım. Yani. İnsan ağır hastalıklar. O hastalıkla imtihan olanlar tabii bilirler. Daha iyi bilirler. Öyle bir durumda faydalı olacak bir şey çok önemli, hayati bir konu inşallah. Evet, inşallah. Büyük sevap tabii aynı. İnşallah. Allah diyor bir hayatının kurtulmasına vesile olan bütün insanların kurtulmasına vesile olmuş demek. En önemli kazancım benim hastaların duaları. Evet, tabii. En mühim kazancım o. Evet. Mesela bir hasta arıyor şimdi, kandil oluyor, bayram oluyor. Kız şimdi genç kız olmuş, beyin pili takılmış, ilkokula gidemiyordu, okula gidemiyordu, evet. Okula başladı. Şimdi gelmiş 14-15 yaşına. Açıyor. Hocam bayramın kutlu olsun dediği zaman günün haberi o benim için. Maşallah. O kadar mutlu oluyorum ki. Yani ne güzel işte. Yeter. Peki, tabii. Peki çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz, soracağınız bir şey var mı? Yoktu. Ben sadece bir de hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Hocamız elektrik yüksek mühendisi. Aynı zamanda hani nörolojik bilimler, biyomühendislik, biyofizik alanlarında çok fazla çalışmaları var. Hani araştırırlarsa kendisiyle ilgili yurt dışında da yurt içinde de çok önemli yayınları bulacaklardır. Aynı zamanda çok önemli bu buluşun da sahibi Tulgar implantın vesilesi diyelim. Aynı zamanda da Uluslararası Nöroteknoloji Merkezi'nin kurucusu Sayın Profesör Doktor Metin Tulgar. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizi bilgilendirmiş olduk inşallah. Evet. Çok güzel program oldu. Çok güzel anlattınız. Allah razı olsun tabii çalışmalarınızdan. Sizden inşallah daha büyük başarılar nasip etsin Allah. İnşallah. İnşallah. Cümlemize inşallah. Evet. Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Metin Tulgar Beyefendi. Diğer programda yine birlikte olmak üzere herkese iyi geceler diliyoruz. Yani burada Kordiya'da çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli hocamız. Kendisi Eşim Üniversitesi. Rastlılara dağılık bir sistem. Sistemi kapkaranlığı içerisinde. Şu kadar bir hareket.